Hani televizyon programlarında derler ya, 80 milyon şu an bizi izliyor. Bu kalıplaşmış söz pek inandırıcı olmasa da acaba gerçekten 80 milyon kişi miyiz? Son zamanların tartışılan kurumu Türkiye İstatistik Kurumu'nun yapmış olduğu araştırmaya göre bu yıl nüfusumuz 1 milyon 65 bin kişi artarak 84 milyon 680 bin kişiye ulaşmış. Birçoğumuz doğduğumuz illerden ya da kütüğümüzün bulunduğu illerden uzaklarda yaşamaktayız. Peki ya hepimiz köyümüze geri dönsek, Fadime'nin düğünde halay çeksek, illerin nüfusu nasıl olurdu? Bu videoyu yaparken aklıma Düğün Dernek filmindeki Sivas nüfusu muhabbeti geldi. Sivas'ın nüfusu kaç? 623 bin. İstanbul'da kaç tane Sivaslı var? 2,5. Lan ne 2,5? 3 milyon Sivaslı var İstanbul'da. Lan biz durmuyoruz burada. Turist niye dursun? Adam haklı vallahi. 2021 verilerine göre kütüğü Sivas'a kayıtlı olup İstanbul'da yaşayanların sayısı 767.428 ulaşırken Sivas'ta yaşayan Sivaslı sayısı ise 636.000 kişi. Yani gerçekten de İstanbul'da Sivas'tan daha çok Sivaslı varmış. Sivaslı kardeşlerime selam olsun. Sabaha kadar buradayım bugün! Sabaha kadar buradayım! Sivas'ı 559.000 kişiyle Kastamonu, 526.000 kişiyle Ordu ve 494.000 kişiyle Giresun takip ediyor. Hani olur ya, herkes tasını taran toplasın, dönüyorsunuz desinler. Bakalım il nüfusları nasıl değişiyormuş. Bir kere İstanbul'un trafiğinin oldukça rahatlayacağı aşikar. Böyle bir şey olursa İstanbul'da 2 milyon 600 bin kişi kalıyor ve 13 milyon kişi memleketine dönmüş oluyor. Ve tabii ki bunun içinde 1 milyon 182 kişilik yabancı göçmenler de var. Düşünebiliyor musunuz? 2.6 milyonluk bir İstanbul nüfusu. Sanırım Will Smith'in I Am The Legend filmindeki gibi hayalet bir şehre dönerdi. Hayali bile acayip. Dağlarında çiçekler açan güzel İzmir'imiz ise bu sonuçlarda 1 milyon 977 bin oluyor ve en kalabalık şehirlerde ilk 5'te bile olamıyor. Başkentimiz Ankara ise 2 milyon 16 bin ile 5. sırada. Diyarbakır güzel bağlar de la le la ke. Diyarbakır bu durumda 2 milyon 290 bin kişi oluyor ve 4. sırada kendine yer buluyor. Mevlana'nın şehri Konya ise bu durumda 2 milyon 603 bin kişi oluyor. Ve geliyoruz bir numaraya. Urfa'nın yan ezelden. Herkes memleketine dönerse Şanlıurfa zirveye oturuyor. 2 milyon 839 bin kişiyle birinci sıraya ulaşıyor. Peki bu durumda ünlüler hangi şehre geri dönüyorlar? Bu durumda İbrahim Tatlıses İbo Show'u Urfa'dan çekmek durumunda. Nusret etlerini Erzurum'dan tuz atarken Acun da Survivor'ı yine Erzurum'dan sunmak durumunda. Kıvanç Tatlıtuğ ve Haluk Levent Adana'ya, Ezgi Mola Malatya'ya, Hadise ve Cem Yılmaz Sivas'a dönerken Aras Bulut İğnemli İstanbul'da kalıyor. Peki sizler hangi şehre dönmek zorunda kalacaksınız? Yorumlarda bunları paylaşabilirsiniz. Gizli Bu'ya abone olmayı, yorum ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.